retweet yaparsanız. Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bir çarşamba günü sohbetlerinde bir aradayız. Bugün misafirimiz Profesör Doktor Mustafa Özel Bey. Kıymetli hocamız, misafirimiz. Bizi davetimizi kırmadılar, icap ettiler. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sefa geldiniz. İnşallah Kur'an-ı Kerim'de adalet konusunu işleyecek. Geçen hafta Mehmet Akif Bey çarşamba günü sohbetini icra etmişti. Cuma günü de Berat Özübek, Profesör Doktor Berat Özübek buradaydı. Nasip olursa bu cumada Ömer Kayani Bey burada olacak. Yarın da Yaşar Düzenli Bey devam ediyor, Profesör Doktor. Cumartesi günü de saat 1'de Mehmet Okuyan Bey, gündüz Profesör Doktor Mehmet Okuyan Bey misafirimiz olacak. Cuma günleri de saat 11'de hanımlara yönelik tefsir atölyesi yapılıyor. Arzu Melek Hanım tefsir 12.30'da. 12.30'da tefsir çalışması yapıyor. Nasip olursa 25 Kasım Cuma günü de bir sonraki haftanın misafiri de Mete Yarar. Yakın tarih okumaları çerçevesinde darbenin kayıp saatlerini başlığında bir sunumu olacak. Ömer Kayani Bey'in de Batı'nın komplo kültürü ve İslam dünyası çerçevesinde bir sunum olacak. Hoş geldiniz. Ayrıca dışarıda fuayemizde bir hat sergi var, hat sanat sergisi var. Onu da inceleme fırsatı olursa inşallah güzel bir özgün bir çalışma. O hattın da eğer tedarik etmek isteyen olursa beheri 1.000 lira. Satın almayı arzu ettiğiniz bir şey olursa Mehmet Bey'e bildirirsiniz. Sergi tarihinin bitiminde de size onlar teslim edilecek inşallah. Bu arada da bir arkadaşımız, mütevelli üyemizden Cebrail Aslan Bey kardeşimiz yarın ameliyat olacak. Büyük ciddi bir ameliyat olacak. İnşallah dualarınızı eksik etmezseniz, çok önemli bir ameliyat. Pankreasta bir şey var, problem var. Dolayısıyla böyle 6-7 saat süren bir ameliyat. O yüzden dualarınızı da eksik etmezseniz çok memnun oluruz. Allah razı olsun deriz. Evet, Mustafa Özel Bey 1964 yılında Akhisar, Manisa doğumlu. 1975-79 yılları arasında Kestane Pazarı İzmir Kur'an Kursu'nda hafızlık yaptı ve Arapça okudu. 1986'da İzmir İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. 1991'de Uluslararası İslam Üniversitesi'ni İslamabad, Pakistan'da bitirdi. 1994 yılında 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı. Bu esnada İzmir Kemalpaşa'da imamlık, İzmir Bergama'da öğretmenlik yaptı. Eylül 1994'te 9 Eylül Üniversitesi'nin tefsir araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 1999 Mayıs'ında doktorasını bitirdi. 7 Şubat 2003 tarihinde 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tefsir ana bilim dalında yardım doçent olarak atandı. Mart 2006'da da doçent oldu. Eylül 2011'de de ana bilim dalı profesörü olarak atandı. Tabii hocam burada yazmamışlar. İzmir'de ve Muğla'da değil mi? Dekanlık görevini icra etti. Şu anda hocam şehir üniversitesine yeni atandı. Şehir üniversitesinde de biliyorsunuz İslami Bilimler Fakültesi'nde tefsir profesörü olarak görev yapıyor. Akademik ilgi alanları tefsir, tefsir tarihi ve tefsir usulü. Tezleri Nisabürü ve tefsirdeki metodu 9 Eylül Üniversitesi'nde yayınlandı. 94 yılında tezini yaptı. İkinci tezi de Elmalı ve Mevdudi'nin tefsirlerine karşılaştırmalı bir yaklaşım. Kitapları Kur'an kıssaları, ortak çalışma. Tevhidin Hakikati, tercüme. Kimin hocam bu Tevhidin Hakikati? Yusuf Kardami. Cevdet Bey, Tefsir Usulü ve Tarihi, sadeleştirme.
Kur'an-ı Kerim'in faziletleri, Kur'an'da sekine kavramı, Kur'an ve tefsir terimleri sözlüğü, Zulkarneyn, Abdülkelam Azat'tan tercüme, Tefsiri Suri Mülk, Kavaid-i İlmi Tefsir, Şeyh Osman Tahkik, Tabakatul Müfessirin, Ahmet bin Muhammed Tahkik, Mucem-i Garibül Kur'an, derleme, Kur'an-ı Kerim Meali, Hazreti Elmalı Muhammed Hamdi Yazır'ın mealinin sadeleştirmesi. Bu hangi yayın evinin hocam? Ya bu sizin şeyi... Asırda, asır. Tamam, asırın şey elmalısı. Tamam. Kur'an-ı Kerim renkli kelime meali. The Holy Quran Color Coded Translation with Arabic Text. Translation by Abdullah Yusuf Ali. Prepared by Mustafa Özel. Asır yine. Kur'an-ı Kerim'de Haç. Kur'an-ı Kerim'de Dünya ve Ahiret. Hikmet-ü Tevarüz isimli çeşitli kitapları mevcut hocamızın. İnşallah hocam böyle istediğiniz sürede bir saat civarında bir sunumunuzu alalım. Daha sonra arkadaşlarımızın soruları ve katkılarıyla açalım diye düşünüyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz. Buyurun hocam. Mavera.tv'de bu programlarımız yayınlanıyor biliyorsunuz arkadaşlar canlı olarak. Daha sonra da YouTube'a yükleniyor. YouTube'da da kalıcı olarak kalmış oluyor. Bu arada Mehmet'e de teşekkür ediyoruz bu katkılarından dolayı. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel münkeri vel bağı ya'izukum leallekum tezekkerun. Sadakallahul azim. Öncelikle Mehmet Kocabey'e ve Mavera Vakfı'na teşekkür ediyoruz. Böyle bir davet için. Bendeniz yani burada tanıdığım bir Mehmet Bey var. Bir iki arkadaşla da yüz yüze tanıştık. Herhangi bir davet olduğu zaman davete icabet eden birisiyim. İcabet etmeyi önemseyen birisiyim. Çünkü bu tür bir yere giderken yaptığımız hazırlıklardan çok büyük istifade ediyorum. Yani yaklaşık 3 gündür bu konuya çalıştım. Şimdi belki siz beni bir saat dinleyeceksiniz ama yani toplasak bir 8-10 saat en azından buna bir emek harcamışımdır. Öyle söyleyeyim. Bayağı şey de öğrendim kendi açımdan. Yani benim için öğretici oluşu sizden daha fazla. Öyle söyleyeyim. Yani bütün bu konuşmalar, etkinlikler için geçerli olan bir şeydir. Dolayısıyla tekrar vesile oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi adalet mevzusu değerli arkadaşlar. Şimdi dinimiz malum sosyal bir din. Yani toplumsal ilişkileri önemseyen, insanı, toplumu önemseyen bir din. Dolayısıyla toplum hayatıyla, aile hayatıyla, bireysel hayatla ilgili çeşitli emirleri, yasakları var. Hem Kur'an-ı Kerim'de var bu, hem de Peygamberimizin hayatında aleyhisselam var. Toplum, mesela ibadetler, biz ibadetleri ayırırken, daha doğrusu ulemamız ibadetleri ayırırken, işte bireysel ibadetler diye ayırmışlar, toplumsal ibadetler diye ayırmışlar veya bedeni, mali ibadetler diye ayrılmış. Birçok bunların ayrımı var. Ama şu bir gerçek ki, ibadetlerin varlık amacı insanın kişiliğini oluşturmaya yönelik. Yani toplumda, ister aile içinde olsun, ister sosyal hayatta olsun, insan kişiliğini inşa etmenin bir aracıdır ibadetler.
Daha doğrusu hayattaki her şey Allah'a kul olmanın bir aracıdır. Kur'an-ı Kerim de böyledir. Peygamberimiz de böyledir. Sünnet de böyledir. Kitaplarımız, hocalarımız, her şey bir araçtır. İyi kul olmanın bir aracıdır. Şimdi toplumun huzurlu olabilmesi için, güvenli olabilmesi için bir takım olmazsa olmaz şeyler var. İşte bunları diyelim ki şurada işte 20-25 arkadaşımız, kardeşimiz var. Sorsak ki, desek sence toplumda en önemli 3 mesele, 3 konu, 3 kavram nedir? Herhalde adaleti sayan çok çıkar. Yani adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. O bakımdan Kur'an'da doğrudan ve dolaylı olarak birçok yerde adalet mevzusu ele alınmış. Şimdi önce şunu söyleyelim. Adalet deyince ne anlıyoruz? Veya adaleti sözlüklerde sözlük anlamı itibariyle nasıl tanımlamışlar? Hemen hemen herkesin ittifak ettiği yani bir şeyi tanımlarken mesela şurada işte bir buna ne diyoruz? Pet şişe demiyoruz değil mi buna? Bunun adı nedir? Pet bardak. Ha. Pet bardağın içinde bir su var. Desek ki bu nedir? Herkes işte pet kelimesini kullanır, su kelimesini kullanır. İşte bir de üzerinde bir bu da nedir? Jelatin değil ama. Jelatin midir üstündeki? Yani bu üçüyle ilgili bir şey söyler bize yani neticede. Bu adalet ile ilgili yapılan tanımlarda en çok kullanılan şeylerden birisi doğruluk. İkincisi hakkaniyet, hak, hukuk meselesi. Denklik, eşitlik, bunlar hemen hemen ortak olarak kullanılan sözcükler. Adaletle ilintili olarak. Bir de bunun zıttı var. Yani adaletin karşıtı anlamlısı, zıt anlamlısı nedir? Zulüm. İnsafsızlık, haksızlık, yani soluna sızlık getirerek birçok kelime koyabiliriz adaletin karşısına. Eski kelimelerimizden, daha doğrusu eskimeyen kelimelerimizden cevr diye bir şey var. Cevru, cefa diye kullanılır eski edebiyatçılar tarafından. Şunu da söyleyelim, gerçi biraz sonra belki temas etme imkanı olur ama unutmadan burada değinmekte fayda görüyorum. Arapçanın şöyle bir özelliği var. Bazı kelimeler zıt anlam içeriyor. Yani Türkçe'de böyle bir şey yok. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela bizde zıt anlam dediğimiz zaman işte beyazın zıt anlamlısı nedir? Siyah. Başka? Kara. Daha başka? Başkası yok. Şimdi bizdeki zıt anlamlı iki değişik kelimenin zıt olması. Arapçada ise aynı lafzın değişik iki zıt anlamı var. Yani beyaz dediğimiz şey aynı zamanda hem beyaz hem siyah olabiliyor Arapçada. Bu çok yaygın bir şey. Bu kelimelerden birisi de bu adalet kelimesi. Dolayısıyla şu sözlük anlamı diye yazdığımız en sondaki eşit kılmak parantez içerisinde Allah hakkında kullanılanı şirk manası geliyor. Mesela şu ifade Kur'an-ı Kerim'de 3-5 yerde geçer. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Normalde adele fiilidir bu. Ama bir harfi ceri ile, Arapça bilenler için söylüyorum. Ve Rab, Allah gibi şirki ifade edebilecek bir takım kelimelerle, yani uluhiyetle ilgili kullanıldığı zaman şirk koşmak manasına da gelir. Yani buradaki düzlük, denklik, düzgün kılmak nasıl bir şey? Uluhiyet manasında. Yani yaratan ile yaratılanın denk kılıyorsun. Hani burada da bir düzgünlük yine söz konusu ama o düzgünlüğün anlamına zıt bir şey söz konusu. Evet. Peki terim olarak nasıl tanımlayabiliriz? Yani diyelim hepimizin elinde 8-10 tane ahlak kitabı olsa, bu ahlak kitaplarının içerisinde
mutlaka adaletle ilgili tanımlar vardır ve bu tanımlar birbirinden farklılık arz edebilir. Yani %80, %70 örtüşür de farklı olan noktalar vardır. Sadece kafamızda bir şey oluşsun diye buraya bir tanım aldım ben. İnsanlar arasında bir tarafa meyletmeden davranmak. Yani akrabalık bakımından, sosyal statü bakımından, ekonomik statü bakımından bir yere meyletmeyeceksin. Herkesin hakkını vermek. Herkesin hak ettiğini vermek daha doğrusu. Yani bu adam güçlü, buna fazla verelim. Bu adam zayıf, az olsun. Bu adam efendim siyasi, ona şöyle değil. Herkes neyi hak ediyorsa onu alacak. Buna adalet diyoruz. Bir de layık olduğunu vereceğiz. Yani işte layık olmadığını verirsek o adama da zulmetmiş oluruz. Genelde biz zulmü nasıl algılıyoruz? Birisinin hakkını gasp etmek olarak veya birisine kötü muamelede bulunmak olarak algılıyoruz. Halbuki hak etmeyen birisine bir şeyi vermek de ona zulmetmek olur. Düşünün, adam çok bilgili değil veya bilgili değil, ona bilgili muamelesi yaptığımız zaman toplumun önüne çıkıyor, insanları yoldan çıkarıyor. Adamı zulmetmiş oluyoruz yani. Evet, böyle bir tanımımız var. Şunu da söylemek isterim. Kur'an-ı Kerim'de adalet kelimesi yok. Yani adalet kelimesi yok derken şunu kastediyoruz. En başta el-adaletü yazdık. O adele fiilinin, değerli arkadaşlar, hani Arapçada bilenler için söylemiş olalım, mastar kalıpları vardır. Mesela faaletun kalıbından bir fiil yok. Ama el-adlu var. Mesela inna allaha ye'muru bil adli, adaletli olmayı emreder diyoruz. Bizim Türkçe'de adalet dediğimiz şeyi Araplar ele adlu diye söylerler. Bir de aynı ifadeyi eden, aynı manayı ifade eden bir kelimemiz daha var. El-kıst. Bu da Kur'an-ı Kerim'de çok kullanılan, belki el-adl kelimesinden daha fazla kullanılan bir kelimedir. İkisi de birbirine eşittir. İşin enteresan tarafı da şu. Az önce dedim ya, adalet veya adele kökü zıt anlamlı bir kelime. Bu kıst kelimesi de aynı şekilde zıt anlamlı bir kelime. El-kıstu dersek, efendim, adalet manasına geliyor. El-kastu dersek, o zaman da haksızlık, gasp etmek manasına geliyor. Böyle tuhaf bir şey var. Aynı kökten, mesela bu kıst kelimesinde kaç harf var? Kaf, sin, tı. Bundan ismi fail yaparsak, yani Türkçesini söylersek, isim fiil yaparsak, kasıt diyoruz. Şimdi kasıt demek, kafir, zalim demek. Hayır, o satla, bu sinle. Bir de bu tıyla, öteki dalla, kasıt dediğimiz zaman. Şimdi وَاَمَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا buyuruyor Cenab-ı Allah Cin suresinde. Ama bu zalimlere, kasıtlara gelince bunlar cehennem odun olacaklar diyor. Ancak aynı kökten, yani kaf, sin, tı harfinden meydana gelen bir harf ekli bir fiilden türetilen ismi faili var. Ona da اَقْسَطَ مُقْسِطُ diyoruz. اَقْسَطَ da adil oldu demek. مُقْسِط da adil olan demek. Şimdi aynı adele gibi bu da efendim zıt anlamlı bir kelime. Bir yandan bakıyorsunuz adil olmak demek, öteki tarafından bakıyorsunuz zalim olmak demek. Böyle bir şey var. Hak ve kel kelimeleri de biraz alakalı ama onlar üstünde durmuyoruz. Biraz hızlı gidelim. Evet, az önce söylediklerimiz burada da slide olarak karşımıza çıkıyor. Adele, bir de şu var. Mesela bizim Türkçemizde yoktur. Mesela bir yanlış söylemiş olmayayım da bildiğim kadarıyla diye de bir kayıt düşeyim.
Bizde mastarlar tek tek, mesela yazmak deriz, içmek deriz, koşmak deriz, değil mi? İşte mekbak getirdiğin zaman efendim bu mastar oluyor. Ama Arapça'da böyle değil. Adaletli davrandı dediğimiz zaman, adaletli davranmanın mastarı el-adülü. Yok şirk koştu, denk tuttu diyecek olursak, onu kastediyorsak, onun mastarı ise el-udülü. Yani sözlüğe baktığımızda diyelim ki bu fiilin adalet mi, şirk efendim denk manasında mı olduğunu mastarından anlıyoruz. Bir de kullanıldığı harfi cerden anlıyoruz. Mesela adele bi. Evet, kasyutun efendim burada karşımızda var. Zalimler haktan sapanlar demek. Öteki de aksata demek. Demiş ki Ragıp el-İsfahani var, büyük Kur'an sözlükçülerinden birisi, müfessir, alim bir zat. El-Kıstu adaletli pay nasip demekmiş, ona verdiği bilgiye göre. El-Kastu da vatandaşın hakkını, payını, nasibini gasp etmek demek. Bir de şunu söylememiz lazım. Mesela biz Türkçe'de ne diyoruz? Adaletle davranan adam için adil. Bilgi sahibi olana ne diyoruz? Alim. Yani bunlar Arapçadan Türkçe'ye geçen kelimeler, isimler ve biz de bunları doğal olarak kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de adaletli davranan kişi manasına adil kullanılmıyor. Peki niye kullanılıyor? Az önce bahsettiğimiz diğer kökteki muksik kelimesi kullanılıyor. Mesela biraz sonra gelecek, Allah adil olanları sever diyor. Eğer belli bir düzeyde Arapçası olmayan kişiye desek ki arkadaş bak şurada Allah diyormuş ki, mealine yazmışlar Allah adil olanları sever. Adil olanlar nedir desek herhalde adil kelimesini tercih eder. Halbuki o değil. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde adil geçmiyor. Muksit geçiyor, onu söyleyelim. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bazı arada nüans dediğimiz küçük farklar var. O farklar önemli. Onlar aklımızda kalsın diye. Bir de şunu söylemek isterim. El-Adülü ismi Cenab-ı Allah'ın Esma-i Hüsna'sından. Hani sayıyoruz ya, camilere yazıyoruz, kitapları var, tesbihat yapılıyor, işte zikir niyetine söyleniyor. Mesela bildiklerimiz nedir? El-Gafur, Er-Rahim, efendim işte Züntikam, Er-Razzak, değil mi? Cebbar, Müntakim, hepsini sayıyoruz. Ama çok bilinen ve duyulan, söylenen isimlerden olmayan El-Adlu var. El-Adlu. Şimdi biz ne deriz? Allah adil. Doğru. Allah adil. Ancak şöyle bir şey var, onu söyleyeyim. Şimdi Arapçada şöyle bir zenginlik var değerli arkadaşlar. O da şu. Bir isim fiil yapmak istediğimiz zaman o isim fiildeki anlamın derecesini yansıtacak kalıplar vardır. Nasıl mesela? Şöyle. Mesela sabreden bir adamdan bahsetmek istiyoruz. Sabırlı diyeceğiz. Ne diyoruz? Sabir denir. Sabbar denir. Bir de sabur denir. Tamam. Rahman vardır. Mesela hepimizde bir de Rahim vardır. İkisi de aynı manayı ifade eder. Ama arada incelikler vardır. Bu Allah'a niçin el-adil denmemiş de el-adlu denmiş sorusunun cevabını bulmak için bu izahı yapmak gereği hissettim. O da şundan dolayı. Adil herkes olabilir. Yani Arapçadaki ifadeyle söylüyorum. Yani o en baştaki el-adil ismini herkes taşıyabilir. Yani o manada adil olmak kolay bir şey. Ama diğer manada adil olmak, el-adlu manasında adil olmak çok zordur. Onun için Allah'a mutlak manada adil olduğu için el-adlu sıfatı kullanılır.
El-Adlu ismi kullanılır. Yani Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedilirken de Hazreti Ömer için adalet ön planda olduğundan dolayı Umeru el-Adlu demezler, Umeru el-Adlu derler. Çok çok adil olduğu için. Yani bu sıfat herkese kolay kolay verilmez. Kitaplar örnek bu mevzuyu anlatırken, bu konuyu anlatırken Ömer adildir manasında bu örneği verirler. Evet. Şimdi aklımıza şöyle bir şey gelmesin. Mümkün mertebe adil anlamına mı gelir? Tabii. Tabii. Mutlak manada el-adlu diyoruz. Ya bunu şunun için söylüyorum. Veya şunu da hatırlayalım. Şimdi Allah için kullanılan bir sıfatı Hazreti Ömer için kullanmak riskli değil mi? Değil. Mesela bazı Esma-i Hüsna'yı insanlar için de kullanabiliriz. Mesela Peygamberimiz için Cenab-ı Allah ne diyor? Raufur Rahim diyor. Halim diyor mesela. Değil mi? Bazıları insanlar için kullanılabilir. Ama Rezzak var. Mesela bunu kullanamazsın. Halik var. İnsanlar için kullanamayız. Diyelim ki Vehhab var. Bunlar kullanılmaz. Kullanılabilenler var, kullanılamayanlar var. Bu el-adlu kullanılabilenlerden. Bir de şunu söylemek isterim. Burada gördüğünüz gibi 3 tane ayet var. Birisi Yunus suresi 4. ayet. Yine Yunus suresinden 47. Yine Yunus suresinden 54. ayet. Şimdi Allah mutlak manada adildir dedik ya. Bu 3 ayet Allah'ın mutlak manada adil olduğunu gösteriyor bize. Nasıl? İnnehu yebde'ul halka sümme yu'iduh. Allah yaratmayı başlatır, sonra o yaratmayı bir daha yapar. Niçin yapar bunu? Liyeczi'ellezine amenu ve amilus salihati bil kıstı. İman edip salih amel işleyenlere adaletle mükafatlandırsın diye. Yani asla gram zerre miktarı bir eksiklik meydana gelmez. Bil kısp. Bunu böyle yapar. Yani ölümden sonraki hayatın olması Allah'ın adaletinin gereğidir. Hesap kitap olsun diye. فَاِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Onlar arasında adaletle hükmedilir. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Onlar asla zulmedilmezler. Yine 54. ayetin sonunu okuyorum sadece. وَقُضِيَ بَيْنِهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ. Aynı ifade burada da var. Onlar arasında adaletle hükmedilir ve onlara asla zulmedilmez. Aslında Mehmet abi şöyle de olabilir. Nasıl? قُضِيَ بَيْنِهُمْ بِالْقِسْطِ diyebilir Allah. Onlar arasında adaletle hükmedildi. Zaten adaletle hükmedildi demek. Yani zulüm mülüm bir şey yok demek yani. Ama işin ne kadar adil olduğuna dikkat çekmek için bir de vehum la yuzlamun ifadesi eklenmiş. Tabii. Yani o adalet süper bir adalet. Çok dakik, çok çok ince, çok hassas bir adalet uygulaması var demek oluyor. Türkçemizde olan 3 kelimeye dikkat çekmek isterim. Yani bunların 2 tanesi her ne kadar bugün pek kullanılıyor olmasa da itidal kelimemiz vardı bizim. Eskiden çok sık kullanırdık. Efendim bu kökten gelen bir de mutedil vardır. Yani ılımlı demek, yumuşak. Yani böyle sertliği, efendim haşarılı olmayan insanlar için mutedil bir adam derdik. Bir de muadil olmak vardır. Denk olmak manasına. Bir de efendim adil var. Bunu her zaman her yerde sık sık kullanıyoruz zaten. Tabii bunlar Kur'an-ı Kerim'de böyle geçmiyor. Yani ne itidal var, ne muadil var, ne adil var. Sadece Türkçe'ye Arapçadan adaletle ilgili geçen 3 kelimeye veya 4 kelimeye dikkat çekelim diye bunları buraya not aldım. Peki adalet nerede olması lazım? Adalet toplumsal hayatın nerelerinde ihtiyaç hissedilir adalete? Bir, yargıda
Yani adalet hukuk mekanizmasında. Eskiden buna kaza diyorduk. Kadai derler. Yönetim, idarede, bir de sosyal ilişkilerde. Peki adalet kime lazım? Herkese lazım. Peki adaleti en çok ne zaman hissederiz? Haksızlığa uğradığımız zaman. Peki en iyi adalet nasıl bir adalettir? Lehimize tecelli eden adalettir. İnsanlar adaletin kendi lehine olanını çok severler. Yani bir hüküm aleyhimize olsa kabullenemeyiz yani. Böyle bir fıtratımız söz konusu. Ama toplumsal hayatta işte adaletten bahsettiğimiz zaman en çok akla gelen yönetimdeki adalettir. Yani işte bakanın, cumhurbaşkanın, ne bileyim kaymakamın, muhtarın, yani insanları yöneten kişilerin yönetim tarzındaki boşluklar, eksiklikler, yanlışlıklar, kasıtlar ve benzeri sebeplerden dolayı ortaya çıkan memnuniyetsizliktir. Yani deriz ki burada adalet yok kardeşim. Adam hak etmemiş, bu göreve getirilmiş. İşte bilgisi yok, belgesi yok, becerisi yok, tecrübesi yok. İşte benim şu kadar var, onun bu kadar var. O gelmiyor, ben gelmiyorum da o geliyor diye itiraz ediyoruz. Yani idari mekanizmada, yönetim mekanizmasında böyle bir şey arzu ediyoruz. Adalet olsun. Peki yargı? Yargıda da böyle. Sosyal ilişkiler, yani belki yargıya herkesin işi düşmez. Değil mi? Zorunlu hallerde. Yönetim, yani o da yargıdan daha fazla yönetimle ilişkimiz oluyor. Ama sosyal ilişkilerin içindeyiz hepimiz. Yani sosyal hayatın, sosyal ilişkilerin içinde olmayan hiç kimse yok. Dolayısıyla adalet sadece hakimi, sadece savcıyı, sadece kaymakamı, valiyi ilgilendiren bir şey değil. Yaşayan herkesin ilgili olduğu bir şeydir. Eğer bireysel manada, diyelim ki eşimizle, diyelim ki çocuklarımızla, diyelim ki komşumuzla ilişkilerimiz adalet terazisi ile yürümüyorsa, yarın bizi yönetici yapsalar orada da adaleti sağlayamayız yani. Çünkü yukarıya doğru, yani hayat bir piramit gibi olursa, yani yukarıya doğru yükseldikçe insanların kaybedecekleri ve kazanacakları şeylerin gücü, miktarı arttıkça yanlış yapma riskleri de ona göre artıyor yani. Dolayısıyla sosyal hayatın her alanında hepimizin aynı derecede adalet konusunda hassas olmamız lazım ki içimizden birileri üste doğru çıktığında onlardan layıkı veçiyle adil olmalarını bekleyebilelim. Kur'an-ı Kerim'de değerli arkadaşlar, sık duyduğumuz ayetlerden birisi şudur. Cenab-ı Allah diyor ki: "Bekezalike cealnakum ümmeten ve satan litekunu şuhada alennas." Bunu vasat ümmet diye söylerler genellikle, ya da orta ümmet diyenler çıkar. Ancak bunun, yani vasat kelimesinin adil manasına geldiğini az önce de bu, yani şöyle, mutedilden kastımız eğer şuysa, aşırı olmayan, iki manada da aşırı olmayan, yani ifrat ve tefrit noktasında olmayanlığı kastediyorsak o mutedil manasına geliyor. İşte bunu da yeni öğrendiğim şeylerden birisi olarak ifade edeyim burada, itiraf edeyim daha doğrusu. Gördüğünüz gibi Arapça okuyabilen arkadaşlarımız varsa, İbni Abbas, Ebu Said, Mücahit, Katade, İbni Kuteybe, bunlar tabiinin, şeyi saymazsak İbni Abbas'ı, büyük müfessirleri, büyük zatları, el-vesatu el-adlu demişler. Önce şu Arapça ifadenin başına bakarsak, el-vesatu el-adlu diye buyurmuş. Yani vasat demek el-adlu, adil, orta olan demektir. Bunu kim söylemiş? İbni Abbas. Ondan sonra herkes İbni Abbas'ın görüşüne ortak olmuş.
Evet. Bir ayeti kerimemiz var. Kalem suresinde gale evsatuhum elem okun lekum levla tusebbihun şeklinde onların evsatları dedi ki derler. Yani bu evsat kelimesini efendim İbn-i Kuteybe demiş ki adeluhum onların en adil olanları. Yani duygusal davranmayan efendim gerçekçi olan efendim. Nasıl? Yok. Şimdi biz Arapçadan bahsediyoruz. Şimdi şöyle, bazı kelimeler Arapçadan Türkçe'ye veya başka dillerden Türkçe'ye gelirken oradaki anlamını bırakıp burada yeni anlamla, burada yeni anlam kazanarak geliyor. Şimdi biz Arapça sözlüklerde verilen manayı buraya aktarmaya çalışıyoruz. Yani onu söyleyelim. Dolayısıyla hem bu Bakara 243. ayette hem de Kalem suresindeki yani buradaki vazabülmek bir mana anlamı Arapça. Tabii. Evet. Ha onu ben şöyle yazabilirdim de yazmadım. Mesela ayette ne diyor? Ve cealnâkum ümmeten ve satan. Yani öyle yazsaydık belki daha iyi anlaşılırdı mevzu yani. Evet. Yani vasat kelimesinin manası değerli arkadaşlar adil demek. Peki. Burada değerli arkadaşlar şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz bir ayet-i kerime var. Hucurat suresinde. O ayette insanlar arasındaki derecelendirmenin ya da üstünlüğün ölçüsü belirtiliyor, değil mi? Ne diyor? İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin en değerli olanınız Allah'ın emirleri karşısında en hassas, en duyarlı olanınızdır diye bir ayet-i kerime var. Peki, şimdi değerli olmak istiyoruz. Diyelim ki ben hem toplum nezdinde, halk nezdinde hem de hak Allah nezdinde, Halık nezdinde değerli bir insan olmak istiyorum. Böyle bir arzum var. Ne yapmam lazım? Takva sahibi olmam lazım. Peki takva sahibi olmanın yolu nedir? Var mı bir düşüncesi olan? Soruyorum yani. Buyurun. Yani Bakara suresinin ilk ayetlerinde gayba inanan, elinde yürüdüğü kadar ve yakınlaşmadan hangi manada takmam yok mu? Evet. Evet, peki. Şimdi işte mevzuyu söyleyeceğiz. Mevzumuz şu değerli arkadaşlar. Maide suresinin 8. ayetinde şöyle bir ifade var. Vadilu. Cenab-ı Allah buyuruyor ki vadilu, adil olunuz. Huve akrabu littakva. O takvaya en yakın olan şeydir. Devam. Şimdi mutlaka gaybe inanmanın, işte namaz kılmanın takva ile bir alakası var. Ama adil olmak gerçekten zor bir şeydir. Şimdi diyelim ki Mehmet Bey, Mehmet Başkanımız, abimiz diyelim, içimizde herhalde en iyi yöneticilik yapan, yani en iyi derken en çok yöneticilik yapan, kritik diyebileceğimiz yerlerde bulunmuş olan birisi. Yani yönetici adamın adil olması çok kolay bir hadise değil yani. Yani adamın hani meşhur bir hikaye vardır ya, iki tane evliya kardeş varmış, birisi dağda birisi şehirde yaşıyormuş falan, böyle bir şey anlatılır. Dolayısıyla takva sahibi olan insanın takvasının esas ortaya çıktığı yer yönetimdedir. Şimdi burada bir parantez açıp şöyle bir şey anlatmak isterim. Yeri geldi diye söylüyorum. Şöyle, işte dün bu mevzuyla ilgili bir takım okumalar yaparken kitaplardan, şuradan buradan
adalet kelimesinin anlamlarını bulmaya çalışıyorum. Karşıma şöyle bir rivayet çıktı. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Muhammed bin Mesleme diye bir sahabi var. Komutanlardan sanırım, büyük komutanlardan birisi. Onun bulunduğu, daha doğrusu bir yere gidiyor. Orada Muhammed bin Mesleme ile karşılaşıyor. Ona diyor ki, ya benim hakkımda ne düşünüyorsun? Ben nasıl bir adamım diyor. Yani bak, burada yöneticilik yapıyoruz, işte halifelik efendim falan filan, ne diyorsun? Vallahi diyor, gördüğüm kadarıyla diyor, sen düzgün bir adamsın. Yani herhangi bir şey göremiyorum. Bunu ben yazdım da izninizle şuradan okuyayım yani. Yani eksik bir şey size aktarmamak bakımından. Şöyle diyor. Şimdi az önce Mehmet Bey'in örneğini verirken şunu şu ifadeleri düşünerek ismini zikrettim. Yani ben yeni tanıştım ama eskiden beri tanıyorum. Yani uzaktan saygımız birisi. Diyor ki o Muhammed bin Mesleme, öyle görüyorum ki sen çok iyi mal topluyorsun. Devlet başkanı. Ganimetleri topluyor, zekatları topluyor, cizyeleri, haraçları topluyor. Bir sürü para var. Ancak kendini ondan uzak tutuyorsun. Yani bu para seni hiç etkilemiyor. Diyelim ki 2 trilyon dolar para var şurada. Yani senin cebinin yanından bile geçmiyor 2 trilyon dolar para. Sonra bölüştürmede de adilsin diyor. Bölüştürmede de adilsin. Yani kim ne kadar hak ediyorsa, diyelim ki savaşta hak ettiği kadar veriyorsun. Şurası çok önemli. Yani bunun bugün hepimizin böyle görebileceğimizi bir yere yazıp her gün okumamız, hatırlamamız, çevremize de hatırlatmamız gereken bir şey. O Muhammed bin Mesleme Hazreti Ömer'e şöyle diyor. Eğer bir yanlışlık yaparsan okun ok düzeltilme aletinde düzeltildiği gibi biz de seni düzeltiriz. Eskiden oklar yamulduğu zaman böyle bir alet varmış. Oraya sokuyorlarmış onu. Orada sağında mesela çivi yamulduğu zaman eskiden keserle düzeltirdik ya. Oku da öyle bir düzeltilme mekanizması var. Seni diyor oku düzelttiğimiz gibi düzeltiriz arkadaş. Sonra şu söyleyeceğim ise çok daha büyük bir şey. Hazreti Ömer, değerli arkadaşlar, o Muhammed bin Mesleme'nin söylediği sözün üzerine şu duayı yapıyor. Elhamdülillahillezî cealenî fî kavmin izâ miltü adelûnî. Yanlış yaptığımda, yomuk yaptığımda beni düzeltecek bir topluluğun içinde beni yaratan Allah'a hamdolsun. Mehmet abi. Yanlış yaptığımda beni düzeltecek bir topluluğun içinde beni yaratan Allah'a hamdolsun. Adeluni düzeltmek demek. Yani bu adaletten bahsediyoruz ya. Yine adalet mevzusunun içerisindeyiz yani. Dolayısıyla sözümüzü toparlayacak olursak, yani yönetici insanların adil olması gerçekten çok zor. Onun için ayette diyor ki huve akrabu littakva. Takvaya en yakın olan şey budur. Yani evinden camiye, camiden eve giden adamın adaletle ne alakası olabilir? Bir şey yok ki yani. Varsa evde hanımıyla biraz kavga gürültü yapmaz, o kadar. Bir de çocuk varsa, ama yöneticiyseniz düşünün ki 5000 kişi, 50.000 kişi sizin ağzınızın, gözünüzün, efendim elinizin hareketiyle etkileniyor yani. Bu önemli bir hadise. Dolayısıyla adalet takvaya giden yoldur. Bunu bir kenara not edelim. Sonra değerli arkadaşlar, adalet kemal noktasına ulaşmanın bir aracıdır. Kemal sıfatını taşımaktır. Cenab-ı Allah buyuruyor ki
Nahl suresinde 76. ayette Kur'an-ı Kerim bazen böyle karşılaştırmalar yaparak bir mevzuyu anlatır veya anlatmaya çalışır. Burada diyor ki her birisinden bahsediyor. Yani dinden, imandan uzak birisini anlatıyor. Sonra diyor ki Cenab-ı Allah hel yestevi huve ve men ye'muru bil adli ve huve ala sıratı müstakim. O kişi ile adaleti emreden ve sıratı müstakim üzerinde olan kişi aynı mıdır? Yani şimdi şu da çok önemlidir. Yani cuma namazlarında her hafta Hoca Efendi'nin en son okuduğu ayet biliyorsunuz. İnne Allah'a ye'muru bil adli vel ihsan ayetidir. Allah adaleti emreder. Aynı zamanda Allah'ın bu adaleti emretmesinden yola çıkarak Allah'a inananlar da adaleti emrederler. Bundan şunu anlıyoruz. Emri bil maruf nehy anil münker var değil mi? Yani ben adilim, başkası zalimse bana ne deme imkanımız yok. Neden? Bizim adil olmamız ne kadar önemliyse başkalarının da adil olması o kadar önemli. Onların da adil olması için gayret göstermemiz lazım. Yani adaleti emredenle adaleti emretmeyen bir olmaz diyor Cenab-ı Allah. Bu önemli bir sıfat. Sonra bir ayetimiz daha var. Diyor ki orada da ve umirtu li'adile beynekum. Pardon. Kul nasıldı bu ayeti buraya yazmadık şimdi hatırlayamıyorum. Enam 152 bir saniye. Şeyden bakalım. Peki bunu geçiyorum. Şimdi biraz sonra döneceğim tekrar. Allah'ın sözlerinin hepsi adil sözdür arkadaşlar. Doğrudur, düzgündür, eğrisi, büğrüsü, yamuğu yoktur. Diyor ki ve temmet kelimetu rabbike sıdkan ve adle. Rabbinin sözleri doğruluk ve adalet bakımından tas tamam oldu. Evet. Bir de şöyle bir şey, adalet o kadar önemli ki hadis ilminde raviler var biliyorsunuz. Hadisi aktaranlar, bunlara ravi diyoruz. Bu ravilerin çeşitli nitelikleri sayılır kitaplarımızda. Bu niteliklerinden bir tanesi de hadis rivayet eden kişinin, ravinin adil olmasıdır. Yani insan ilişkilerinde bir adalet sıfatının, niteliğinin olması gerekir. Yani biz ravi bir ilim sahibi, bir alim genel manada düşünürsek demek ki ilimle uğraşan insanların da adil olması lazım. Şöyle söyleyelim. Tüccarın ne kadar doğru olması önemliyse yöneticinin de aynı derecede adil olması, belki daha fazla adil olması gerekir. Yani doğruluk, sıdk ile ticaret, tüccar nasıl özdeş ise yönetici ile adalet de aynı derecede belki daha fazla özdeştir. Evet, şimdi şu ayeti bulalım. 152. Olabilir. Evet. Ve evful keyle vel mizane bil kıst. Ha orası. Ve evful keyle vel mizane bil kıst. Sonra bu değil. Ve izâ kultum fâdilû. Burada iki kez adalet geçiyor. Birincisi ölçüde tartıda adalet. Şimdi konumuz o değil. Biraz sonra gelecek. Bir de diyor ki ve izâ kultum fâdilû. Konuştuğunuz zaman adaletle konuş. Yani bu şunu içerebilir. Doğru düzgün konuşun, karşınızdaki ne söylemek istediğini anlasın. Bu sözlük manası itibarıyla. Genel konumuz olan manada söylemek istersek, birisi hakkında bir şey söylerken veya susarken, biliyorsunuz
Yalan ille de söyleyerek olmaz, susarak da yalan söyleyebiliriz. Yani bir şey konuşulduğunda haksızlıktan bahsediliyorsa siz sustuğunuz zaman ona ortaksınız manası çıkar. Susmayacaksınız yani. Susmamamız lazım. Dolayısıyla Cenab-ı Allah öyle demiş. İza kultum fa'dilu, konuştuğunuz zaman dost doğru olun. Efendim? Hud. Nasıl anlamadım? Şura'da var. Ve emrutu li adile beynena ve beynekum. Şura'da gelecek o. Onu biraz sonra temas edeceğiz inşallah. Mutlaka. Mutlaka tabii. Yani biz bir olay karşısında tarafsız kalamayız. Yani bu şu manayı da içerir. Yani bir olay karşısında tepkisiz kalamayız cümlesinin içinde şu da var. Diyelim ki iyi bir iş yapıldı. Arkadaş bravo, teşekkür ederiz. Allah razı olsun, çok güzel iş yaptın da demek lazım. Ya ki yapan adam heyecana gelsin, işi yapmaya devam etsin yani. Veya yanlış yapıyoruz, arkadaş kusura bakma, bu bizim dinimize, kitabımıza, tarihimize, peygamberimize uygun değil demenin de bir yolunu bulmamız lazım. Her iki şekilde de. Peki bir adım daha ileriye gidelim. Bir de şöyle bir şey var değerli arkadaşlar. İnsan bireysel bir varlık. Yani insan bir birey ama toplumsal bir varlık. Düzeltiyorum. Şimdi emri bil maruf nehi anil münker her ne kadar bireysel olarak yapılacak olan bir şey ise de aslında toplu olarak yapmak lazım. Yani bir kişi kötülüğe direnemez. Bir kişi iyiliği ikame edemez. Zordur. Onun için burada baştaki 2-3 kelimeyi görmezsek her iki ayet de aynı şeyi söylüyor. Ve min kavmi Musa ummetun yehdune bil hak. Musa'nın halkından bir topluluk vardı. Onlar hak ile insanları doğruya ulaştırırlardı. Ve bihi yadilun. Ve onunla adaletli davranırlardı. Hak ile. Diğerinde de diyor ki biz Cenab-ı Allah biz diyor öyle şeyler yarattık ki onların içinden bir grup hak ile doğruyu bulurlar, doğruya ulaştırırlar insanları ve onunla hükmederler. Bu bilhak ifadesi birçok yerde Kur'an-ı Kerim'de geçer. Mesela kıssayı anlatırken hak ile anlatmak der. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ اَبْنَيْ اَدَمَ بِالْحَقِّ Adem oğlunun, Adem'in iki oğlunun hikayesini hakikate, gerçeğe dayalı olarak anlat. Ya da لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ der. İnsanlar arasında hak ile hükmetmek. Burada da hak ile doğruyu bulmak, doğruya ulaştırmak der. Şimdi adaleti sağlayan şey nedir? Hakkaniyettir. Haktır, hukuktur. Yani adaleti nasıl sağlayacağız? Heva ve hevesimize göre sağlayayım. Zaten heva heves her şeyi bozuyor. Ne olacak? Diyelim ki Müslüman insanlar olduğumuz için, hakikatin ölçüsünün de Kur'an-ı Kerim olduğunu kabul ettiğimiz için adaletin temelini Kur'an-ı Kerim kitabımız oluşturuyor. Gayet açık. Burada yani ümmet kelimesinin geçmiş olması her iki ayette ve buna bağlı olarak da yehdun ve yadilun kelimelerinin, fiillerinin de çoğul olmasından ben şunu anlıyorum. Yani bu adalet işi bir kişinin yapacağı bir şey değil. Bu bir topluluk işi. Yani insanlar birbirine destek olacak, insanlar birbirine enerji verecek, motive edecek ve bu adaleti toplumda tesis etmenin yolunu bulacağız. Evet, peki. Şöyle bir şey, demin kısaca değindik Yunus suresindeki ayetleri anlatırken, Allah adildir dedik. Öteki tarafta herkese şey yapacak. Şimdi
Bazı şeyler var ki değerli arkadaşlar, bu sadece dünyadadır, dünyayla ilgilidir. Bazıları sadece ahiretle ilgilidir. Bazıları da hem dünya hem ahiretle ilgilidir. Adalet bu son kategoridendir. Adalet hem dünyada hem ahirette olacak olan bir şeydir. Yani insanlar arasında Allah dünyada adil davranmaktadır. Öteki tarafta da adil davranacaktır. Namaz, abdest bu dünyada var, öteki tarafta yok. Diyelim öteki tarafta Allah'ın sunacağı ikramlar, cennetler, şunlar bunlar oraya ait. Ama bu adalet mevzusu hem dünyada hem ahirette olmazsa olmaz bir şey. Şimdi bunu not almadım, not almayı unutmuşum. Unutmadan söyleyeyim ya, slide'da yok. Şöyle bir şey var. Zaman zaman adalet ve eşitlik tartışılır. Biz yani Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamberimizden öğrendiğimiz kadarıyla adaleti önemseyen, önceleyen bir topluluğuz. Eşitlik bizim işimiz değil. Çünkü eşitlik apayrı bir hadise. Bazen eşit davranmak zulme de yol açabilir. Ama adil davranırsanız herkese hak ettiğini verirsiniz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah adaleti gereği bu dünyada kendisine inanmayan, hatta kendisiyle savaşanlara da yaşam hakkı tanıyor. Onların para pul kazanmasını sağlıyor, işte güç kazanmasını sağlıyor falan filan. O adaleti gereği yani. Şu ayeti bir okuyup geçelim. Enbiya suresi 47. ayeti kerimede وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ buyuruyor Cenab-ı Allah. O gün biz adalet terazileri kurarız. Ya da terazileri adaletle kurarız. Buyuruyor. Yani ne kadar insan var, ne kadar yaşamış, ne kadar iş yapmış, kimlere ne kadar ilişkisi olmuş, sadece insanlarla değil, hayvanlarla, çevreyle ne kadar ilişkisi olmuş, bunların hepsinin ölçüsü şaşmaz bir şekilde yapılacak. Onu söylüyoruz. Şöyle bir ayet-i kerime var değerli arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz birden fazla evlilik diye bir mevzu var. Bu mevzu nasıl olacak? Şimdi diyelim ki birisinin işte iki hanımı, üç hanımı, dört hanımı varsa bunlar arasındaki mesela adalet nasıl olacak? Yani şöyle yazar kitaplar, der ki işte ikisine aynı büyüklükte, aynı genişlikte, yani her şey açısından bir evi olsun der. Veya birisine ne yediriyorsa ötekisine aynısını yedirsin der. Yani böyle bir takım şeyler sayılmış yani. Burada diyor ki وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ. Siz diyor hanımlar arasında istediğiniz kadar arzu edin, asla diyor adaleti sağlayamazsınız. Demek ki şu var. Mutlak manada adaleti sağlama imkanımız yok. Ama mutlak manada adaleti sağlama yolunda uğraş vermemiz gerekiyor. Bunu anlıyoruz. Yani az önce konuşmamızın başında Allah'ın bir isminden bahsettik. Neydi? El-Adlu. Mutlak adil o. Yani onun değerlendirmesinde eksiklik, fazlalık olma imkanı sıfır. Ama ister özel olarak buradaki işte hanımlar arasındaki adaleti veya başka manadaki yani insanların adalet uygulamalarına veya yönetimdeki uygulamalarına baktığımız zaman %100 adaleti sağlamak mümkün gözükmüyor. Ama insanlar ellerinden geleni yapıp efendim mümkün olduğunca adil bir toplum oluşturmaya çalışmaları gerekiyor. Peki, bununla geçiyoruz. Şimdi adaleti sağlayan şey nedir?
az önce dedik ya, biz Kur'an-ı Kerim var dedik. Efendim işte peygamberimizin hadisleri uygulaması, sünneti var dedik. Genel manada şöyle bir şey var. Adaleti sağlayan iki unsur var değerli arkadaşlar. Şimdi bunu biraz sonra tek unsura indireceğim. İnsan, bir de kanunlar, hukuk. Aslında kanunlar ve hukuk da bir biçimde insanın uygulaması ve karar vermesiyle ortaya çıktığı için, yorumlamasıyla aslında tek şey kalıyor. Adaleti sağlayan insan veya sağlamayan da insan. Tabii peki insanın adil bir yönetim, adil bir yargı, adil bir düzen kurmasını sağlayacak şey nedir? Vicdandır. Yani ahirette vereceği hesap şuurudur. Eğer bir insan vicdanı yoksa, ahirete inancı, hesap gününe inancı yoksa, bu insanın hangi sebeple adil olmasını bekleyebiliriz? Yani ahiret inancı, tekrar söyleyelim, adaleti sağlamanın yegane sebebi. Yani şöyle söyleyelim, bir hakim, bir idareci, bir müdür, kimse yani, yaptığı her işin hesabını vereceğini gerçekten her gün hissederse, bu adam, bu kişi, bu yargı veya yönetim mensubu ne yapacak? Adalete uygun işler yapacak. Evet, burada değerli arkadaşlar, 3 tane ayetimiz var. Belki bunları çoğaltma imkanımız vardı ama ben 3 tanesini seçtim. Allah adaleti emrediyor. Yani şöyle bir şey yok. Ya Kur'an-ı Kerim'de adalet konusu var ama yani bunu yapsak da olur, yapmasak da olur gibi bir tercih hakkımız yok. Bu bir emirdir. Yani hepimiz adil davranmak, adil olmak zorundayız. Nasıl ki namaz kılmak, efendim oruç tutmak zorundaysak, işlerimizde de adil olmak zorundayız. Bu bir zorunluluktur, tercih değildir. Evet, 4 ayet varmış. Az önce biraz ucundan temas ettik. A'raf suresi 29. ayette diyor ki Cenab-ı Allah, kul emere rabbi bil kısm. De ki ey Muhammed, Rabbim bana adaleti emretti. Şöyle diyebilir miyiz? Ya Cenab-ı Allah bunu peygambere söylemiş. Kul diyor. Peygamberimize söylüyor ama bize söylüyor yani. Peygamberimiz üzerinden. Peygamberimizin yolundaki hepimize, bizlere söylüyor. Rabbim bana adaletli olmayı, adaletle davranmayı emretti. Peki. Önce şu ayeti söyleyeyim, sonra diğerine tekrar geleceğim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de değerli arkadaşlar, 2 tane çok politik ayet var. Doğrudan yani politik bir ayet bunlar. Birincisi şu. Yani İslam yönetim tarzıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri söyleyin deseler, ben ilk önce bunu söylerim. Ne diyor? İnnallaha, Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ye'murukum en tu'eddul emanati ila ehliha. Burada emanet diye yazdım. Konu üzerinde konuşayım diye. Bizim meallerimiz genelde hep böyle emanet diye yazarlar. Şimdi herkes öyle bilir yani. Halbuki buradaki emanetten kasıt görevdir. Allah size görevleri ehline, işleri ehline vermenizi ister. Yani futbolcu adamı efendim kaymakam yaparsan olmaz. Ne bileyim fizik öğretmenini matematik dersine sokarsan, fizik beden eğitimi diyecektim. Beden eğitimi dersini fizik matematik dersine sokarsan olmaz. Şimdi görevi kim yapabilecekse onu vereceğiz yani. İlk şey budur.
Yani bu bir yönetimde bir kabiliyet meselesi. Yani hepimiz çevremizde görüyoruz. Adam zengin, vefat ediyor. 10 tane çocuğu var. Sayı rakamı fazla söylüyorum. Hepsi birbirinden beceriksiz. 2 yılda bütün miras tüketiyorlar. Yani o apayrı bir kabiliyet. Allah herkese vermiyor yani bunu. Dolayısıyla bu herhangi bir iş. Mesela şunu üst yöneticilerin düşünmesi lazım. Ben ticari işim olsa, ticaretten anlamayan oğlumu bu ticaretin başına getirir miyim? Öyle düşüneceksin. Getirmeyeceğine göre kendin malın, mülkün, efendim onların yönetimi, memleketin yönetiminden çok çok mu önemli yani? İkincisi de şu. وَإِذَا أَنْ تَعُدُّ الْاَمَانَةِ اِلَهِ وَإِذَا حَكَمْتُ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ Bir de insanlar arasında hükmettiğiniz adaletle hükmedin. Bu adalet işi çok önemli. Aklımıza hemen gelen örnektedir. Hazreti Fatıma validemizle ilgili anlatılan meşhur olaydır değil mi? Peygamberimize arıcılık yapmak için gelmişler. Demiş ki Fatıma olsa keserim. Yani bu çoluk çocuk meselesi değil. Ümmetin meselesi. Dolayısıyla bu adaletle emretmeyi yani Allah bize emrediyor. Pardon. Adaletle hükmetmeyi Allah bize emrediyor. İza hakemtum beynen nasi en tahkumu bil adl. Evet. Diğer ayete bakalım şimdi. Kur'an-ı Kerim'de bence adaletin ne kadar zor olduğunu anlatan ayet Hucurat Suresi 9. ayet-i kerimedir değerli arkadaşlar. Sebebi nedir? Biraz sonra kısaca açıklayacağım. Orada buyuruyor ki Cenab-ı Allah, biliyorsunuz orada iki Müslüman gruptan bahsediliyor. Birbirleriyle kavga eden, işte onların aralarının bozulması isteniyor. Sonunda diyor ki فَاِنْ فَاَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Ayetin sonunda Cenab-ı Allah buyuruyor ki فَاِنْ فَاَتْ Eğer o isyankar olan grup dönerse فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Onların arasını düzeltin فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ Adaletle düzeltin ve aksitu adil olun. İnne Allahu yuhibbul muksitin. Allah adil olanları sever. Şimdi burada adaletle ilgili 3 tane kelime arka arkaya gelmiş. Yani kavgalı olan iki kişinin, iki grubun arasını bulmak çok kolay bir şey değil. Adil bir çözüm. Fe aslihu beynehuma bil adil diyor. Adalete göre bir çözüm bulun. Yani güçlüye göre çözüm bulursan ötekinin ezilmesi lazım. Hayır, adil bir çözüm bulunacak. Herkes hak... Tabii canım. Ya bizde savaşın da bir hukuku var. Yani güçlüsün diye herkese ezip geçecek halimiz yok. Adam neyi hak ediyorsa o hakkını alması lazım. Neyi ceza olarak da hak ediyorsa onu da alacak yani şey olarak. Dolayısıyla adaletin en zor sağlandığı yerler insanlar arasındaki kavga ve gürültünün olduğu yerlerdir. Çünkü öfkelidirler. Her taraf, her iki taraf veya bütün taraflar kaybetmekle karşı karşıyadır. Dolayısıyla kimse kaybetmek istemez. Onun için de kavga, gürültü çıkar. Evet. Diğer bir nokta da değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in gayesi başlığı altında. Kur'an-ı Kerim'in tek gayesi var. Adaleti dünyada sağlamak. Az önce bir ayet okuduk ya, ümmeti vasat dedik, vasat ümmet. Adil bir ümmet. Cenab-ı Allah bizi örnek bir toplum olalım diye yaratmış. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas buyuruyor. Siz insanlık için çıkarılmış en iyi topluluksunuz. Dolayısıyla hani rahmetli analım, Allah rahmet eylesin, Aliye İzzet Bekoviç'in meşhur sözlerinden birisi var. Ne diyor? Bizim insanlığa adalet borcumuz var. Yani çok önemli bir şey. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'in gayesi, dininin gayesi değerli arkadaşlar,
adaleti sağlamaktır. Şimdi adalet sağlamak deyince neyi kastediyoruz? Bir, Allah'ı Allah olarak kabul edeceksin. İki, Allah'ın yarattıklarını da Allah'ın mahlukatı olarak kabul edeceksin. Ve herkesi de, bütün varlık alemini de Allah'ın emaneti olarak kabul edeceksin. Ve ona göre davranacaksın. Gayet süper bir şey yani. Değil mi? Şimdi cihatla ilgili iki temel ayetimiz var. Birisi Enfal suresinde, diğeri Bakara suresinde. Orada diyor ki وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُنَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Din fitne yok oluncaya ve din de Allah'ın oluncaya kadar işte onlarla savaşın. Buradaki fitne nedir? Zulümdür yani. Dinin Allah'ın olması ne demek? Dinin yeryüzünde egemen olması demek. Yani adaletin egemen olması demektir. Çünkü Allah'ın olmadığı, Kur'an-ı Kerim'in olmadığı yerde bir adalet olmaz. Geçelim. Peki adaleti nerelerde yapıyoruz değerli arkadaşlar? Bir, ticarette. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Ölçüyü ve tartıyı adil bir şekilde tas tamam yapın. Şahitlikte ve eşhidu zevey adlim minkum. İçinizden iki adil şahit tutun, getirin. Şöyle bir şey, yani önem açısından söylüyorum. Ticarette kim kazanmak, şey kaybetmek ister? Ticaret yapan hiç kimse kaybetmek ister mi? Peki kazanmak istediğimizde zaman zaman karşımızdakine haksızlık yapıyor muyuz? Yapıyoruz yani. Bu da bir vaka. İşte ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yap, tutun, tam yapın demek böyle bir şey yani. Yani nasıl kendini kaybetmek istemiyorsan karşındakinin de zarara uğramasını istemeyeceksin yani. Onun için Peygamber aleyhisselam ne demiş? Çok özlü hadislerinden biridir. La darar ve la dirar. Zarara uğramak da yok, zarar vermek de yok yani. Sen kazan, öteki de kazansın. Ama kazanırken ne sen mağdur ol, ne de sen kazanırken öteki mağdur edilsin. Onun için ticarette ve alışverişte adalet çok önemli bir hadise. Şahitlik. Şimdi şahitlik zor mudur? Çok zor bir şey. Bazen diyelim ki çok yakınımızın, sevdiğimizin yanlışından dolayı ceza alması söz konusudur. Ne yapacaksın? Ne yapacağız yani? Kolay bir şey değil. Ne diyor? وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Bir topluluğa olan kininiz, öfkeniz sizi adaletsizliğe itmesin. Adamı sevmemek ayrı, adamın hakkını korumak apayrı bir şey. Onun için şahitlikte de adil davranmak çok zor. Onun için adil iki kimseyi getirin diyor Cenab-ı Allah. Yani sıradan bir şahit olmasın. Bir de yargıda adalet çok önemli. Yani şahitlik ile yargı birbiriyle alakalı şey. Yani yargının sağlıklı işleyebilmesi veya yargının sağlıklı bir sonuç verebilmesi şahitlerin doğru ve düzgün olmalarına bağlı. Onu da ifade edelim. Ne diyor? Yine burada iki tane ayet-i kerimemiz var. Birisi Nisa suresinden, biri Maide'den. İn hakemte fahkum beynehum bil kıstı. Eğer hüküm vereceksen diyor onlar arasında adaletle hükmet. Peki adil bir ülke, adil bir memleket, adil bir toplum, adaletin egemen olduğu bir memleket olursa ne olur? Bir, barış egemen olur toplumda. İkincisi güven meydana gelir. Üçüncüsü de huzur olur. Yani adalet böyle üç önemli sonuç ortaya çıkarır. Barış, güven, huzur. Peki adaleti neler engelliyor? En önemli şey arkadaşlar haset. İkincisi kin. Üçüncüsü hırs. Dördüncüsü kibir, büyüklük, büyüklenme. Beşincisi nefret. Az önce ayet okuduk değil mi?
bir topluluğa olan kininiz, nefretiniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Düşmanlık. Şimdi biz düşmanımıza bile adil davranırız yani, değil mi? Tarihte örnekleri çoktur yani. Anlatsak dünya kadar şey olabilir. Evet. Valla o duygusal kısmı çok zor. Bak şimdi siz, şimdi şöyle, mesela anneler kız çocuğunu mu tercih eder, erkek çocuğunu mu? Yani böyle bir şey vardır. Yani kendi cinsinden olan kızını değil, efendim eşinin cinsinden olan erkek çocuğunu tercih eder. Böyle bir şey var. Yani bu fıtrat mı deriz, psikolojik bir şey mi deriz, böyle bir durum var. Neyse girmeyelim. Evet, oraya girmeyelim. Şimdi az önce Ragıp İsfahani'den bahsettik. Kıst kelimesinin manasını söylerken adaletle ilgili de ondan bir şey aldık. Değerli arkadaşlar, onu da kısaca söyleyelim. Adalet borcunu vermek, alacağını istemektir demiş. Görevini yerine getirmek ve hakkını almaktır. Bu adalet. İhsan, yani bunun daha üst bir mertebesi, borcundan daha fazlasını vermek. Arkadaş, ben senin paranı kullandım. Al sana 100 lira yerine 150 lira. Ya da ya sen benim, ben zaten paraya ihtiyacım yok. 100 lira aldım ama sen benden 100 lira aldın. Yani fark etmez. 50 lira ver bana. Sen de kalsın diyebilmektir diyor bak. Acayip bir şey yani. Bu bizi bozar. Efendim, bir de Hayrettin Karaman hocamızdan bir söz hoşuma gitti. Onu da buraya aldım. Demiş ki, adalet genellikle verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade eder. Bir verilen var, bir de hak edilen var. Bu denge bazı hallerde eşitlikle gerçekleşir, ancak adalet eşitlik değil, dengedir. Dengeyi önemsiyoruz. Bir ayeti kerimeyi de bu gecenin ayetlerinden olsun diye. وَلَوِ اتَّبَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ buyurmuş Cenab-ı Allah. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Adalet önemli. Yani adaleti sarsan şey nedir? Ya canım böyle istiyor diyoruz. Yani keyfi, hevai, nefsani, nefsi şeylerin öne geçmiş olmasıdır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde değerli arkadaşlar, bu surelerin 3'ü de yalnız medeni sure, bunun altını çizelim. Çünkü medeni sureler malum Müslümanların egemen olduğu zamanda inen sureler. Yani Müslümanların etkin olduğu zamanlarda inen sureler. Üçünde de aynı ifade var. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Allah, şüphesiz Allah adil olanları sever. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Adil olmak, hani derler ya, düşman kazanmak istiyorsan yönetici ol gibi bir söz vardır. Adil olmanın bedeli de yüksektir. Âl-i İmrân suresi 21. ayeti kerimede يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ bir dakika ayet diyor ki onlar adaletle adaleti emredenleri öldürürler diyor. Şimdi biz adil olmak istiyoruz değil mi? Zulümden kazanan, efendim zulümden gücüne güç kazanan dünya kadar insan var. Onlar da ne yapıyorlar? Adalet, evet. Süpersin hocam. وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمِرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan adaleti emredenleri öldürüyorlar. Yani adil olmanın bir bedeli var. Evet. Peki bunu söyledik. Bu kafirlerden bahsediyor. Daha doğrusu ayetin şöyle... Peygamberlerin öldürüldüğü şey. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler. Evet. Onlara diyor, elim bir azapla müjdele. Herkese teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için.
teşekkür ediyoruz. Bu çalışmanızın boşa gitmediği uzun ortada ama. Yok, tam tadında oldu. Çok öyle teşekkür mi? Ediyoruz. Allah razı olsun. İstifade ettik. Evet, sorusu ve katkısı olanlar varsa onları beklerim. Tabii adalet kavramı ne olduğu son ayet-i kerimede bu belirttiğiniz yeryüzünde fitnenin ve bozguncunun artıyor olmasının demek ki günümüzdeki neticeler açısından adil bir sistem ve düzenin olmadığı gerçeğinden bu şey olduğu, bozgunculuk olduğu ayet-i kerimeyle belli. Toplumun sulh ve salahı, ailenin sulh ve salahı, değil mi? Barışı, adaletten geçtiği gerçeği ortada. Dolayısıyla adalet aslında hocam demin yani normal sıradan bir vatandaşın adaletli davranmasıyla başlıyor bu işler aslında. Tabii. Yolda giderken önce bireysel olarak kaşı bir kenara, yani ben şöyle demeyeceğim ya, Mehmet Koca bir adil olsun ben de olurum. Tabi değil. Siz bana bana topu atmayacaksınız. Tabii. Herkes elini taşın altına uzatacak. Neme lazımcılık psikolojinden uzak durarak tabii iyilikten, güzellikten yana tavır almak, taraf olmak esas olduğu ortada. Evet. Sorusu, katkısı olan arkadaşlar buyurun. Benim aklıma şu geldi. Allah'ın adaleti, insanların adaleti, insanın adaleti. Bu iki kavram arasında bir fark var mı? Aynı şeyler mi? Nedir? İsminiz nedir? Taşbey Yüksel. Taşbey. Evet. Şimdi soruyu şöyle de sorabilir, sizin sorduğunuz soruyu. Şimdi rızkı veren kim? Patron mu, Allah mı? Mutlak manada rızkı veren Allah. Ama rızka vesile olanlar kimler? Diyelim ki işverenler, devlet, şu bu yani. Şeyde de Allah'ın adil oluşu şöyle bir şey var. Allah'ın esmasından bahsettik ya, Esma-i Hüsna'dan. Cenab-ı Allah esmasından bazılarını bazılarına veriyor. Mesela cemal sıfatından insanlara veriyor, insanlar güzel yakışıklı oluyor. Celal sıfatından veriyor, insanlar heyecanlı oluyor. İlim sıfatından veriyor, insanlar bilgili oluyor. Ne bileyim, işte rezzak sıfatından veriyor diyelim, insanlar rızka vesile oluyorlar. Adalet sıfatından da veriyorlar, veriyor Cenab-ı Allah. İnsanlar adaletin tesisine vesile oluyorlar. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Yani şunu söylemiyoruz. Yani az önce Hazreti Ömer örneğini anlatırken El Adlu isminden bahsettik. Yani dedik ki bu Allah içindir. Allah'ın esmasındandır. Ama insanlar içinde kullanılabiliyor. Bir de şunu söyledik. İnsanların adaleti mutlak değil, eksik bir adalettir. Yani biz ne kadar hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yargı mevzusunda diyor ki biriniz bana gelir derdini anlatamaz, aleyhine hükmederim. Birisi gelir çok güzel konuşur, beni etkiler, lehine hükmederim. Hesap öteki tarafta diyor. Yani verilere göre değil. Yani tabii. Niye bir verilerden şey yaptım, yoksa hani adaletin tecellisinin insanlarda noktan olacağı, Allah'ta mutlak olacağı bu anlamda söylemedim. Yani mesela Allah açısından baktığınız zaman bütün insanlar eşit. Evet. Adalet eşitlik çerçevesi. Ama insan olarak baktığımız zaman eşitlik kavramını insanlar arasında adalet şey yapmıyor. Tam karşılamıyor. Karşılamıyor. Yani bu çerçevede olaya nasıl bakalım diye ben de sorun cevabını falan bildiğim için şimdi kafama takıldı. İmtihan esprisi vallahi burada herhalde hocam. Tabii. Tabii bunu engelleyen, etkileyen şeyler demin hocam da altını çizdi. İnsani problemler var. Haset, kin, hırs, kibir, nefret, pişmanlık gibi konuları ne kadar kontrol edebiliyorsa insanın adaletli olabilme kavramı daha yüksek, daha etkili oluyor. Bu insani problemler olduğu müddetçe ne kadar problem varsa oradaki nakısa da artıyor aslında. Dolayısıyla bu takva sahibi olmanın da bu süreç içerisinde ahirete imanı burada çok önemli vurgulamak lazım hocam. Siz bir geçtiniz. Çünkü ahirete iman demek ahiretin var olduğuna iman değildir esas itibariyle. O dünyada size hesap verecek şuuru verdiğinde her bir yaptığımız hareketin, davranışın hesap verilebilir olduğunda adil ve adaletli davranabilme kabiliyeti de artmış olacak. Tezahürü nasıl olacak? Tezahürü esas ahirete imandır. Tabii. Ahiretin var olduğuna iman demek iman değildir. Tabii, tabii.
yaptıklarımız ve yapmadıklarımızın kaydedildiğini, hesap verileceği şuuru herhalde bu şeye adil olmaya katkı sağlıyor. Buyur. Bilmiyorum sizin adınıza cevap verir mi? Yok yok önemli. Empati. Mutlaka, mutlaka. Vallahi bizim en iyi kavramımız hesap şuuru. Yani empati de yapsan, kendini başkasının yerine koysan veya koymasan da esas olan, şuna inanıyoruz. Vicdan çok önemli. Yani şimdi ben buraya gelirken faraza, reklam olsun diye gelmedim, ne biliyorsunuz yani? Değil mi? Ne bileyim yani buraya gelenlerin hangi amaçla geldiklerini bilmiyoruz ama görünen şey nedir? Bir davet var, hepimize yapılmış, davete icabet ettik, sünnettir diye geldik. Eyvallah. Şimdi herkesi böyle değerlendiriyoruz ama içinde hesap olanlar varsa onu da Allah biliyor yani. O Allah'ın bileceği iş yani. Evet. Hesap şuuru çok önemli. Yani onun canlı olması lazım. Evet. Buyurun. Tabii. İlla ancak toplumda bir adalet, sosyal adalet getirebilir. Yalnız yani biz şimdi yaşadığımız topluma da baktığımızda en başta eğitim sistemimizde bu iş bizim gündemimizde ancak hukuk fakültelerine falan geliyor. Yani ne ilkokulda, ne ortaokulda, lisede bu anlamda en ufak bir şey yok. Ahlak dersi vardır ama onun içerisinde adalet çok kaç paragrafı ya geçer ya geçmez. Yani söylediklerini anlamıyorum ki yani daha çocuk kendini bilmeye başladığı andan itibaren belki ilkokuldan önce bile bu kavramla, bu kültürle bir haşır neşir olması lazım. Tanış olması lazım ki ondan sonraki hayatında adaleti temsil eden, ona katkı veren bir fert olabilsin. Tabii. Yani bu anlamda yani herhalde akademik kuruluşlarımızda da eğitim sistemimizde de şeye düşüyor. Yani sadece bu işi hukuk fakültesine... Herkese bir iş düşüyor. Şöyle söyleyeyim. Yani yani ilk öğretim sistemi bir 10-15 yıl öncesine göre çok değişti. Mesela demokrasi dersi diye bir ders var. Yani çocuklarda bunu görüyoruz. Mesela seçim yapılıyor değil mi? Yani sınıf başkanı seçiliyor, okul başkanı. Çocuk burada o demokrasi denen şeyi yani biz çok iyi bakmasak da bir şey öğreniyor yani uygulamalı olarak, fiili olarak. Ama şöyle bir şey olduğu zaman yani öğrencilerin algıları bizden çok çok daha fazla açık. Yani kafa berrak olduğu için her şeyi daha iyi görebiliyor. Bir de numarası yok yani. Rahat görüyor çocuk. Eğer çocuk sınıfta öğretmenin ayrımcılık yaptığını görüyorsa bir kez motivasyonu ölüyor. Diyelim ki öğretmenin çocuğuna ayrı muamele, kaymakamın çocuğuna ayrı muamele, adaletsiz davranıyorsa öğretmen bir kez çocuk burada zulmü öğreniyor yani tersinden. Ama öğretmen diyelim ki gerçekten bütün öğrencileri kendi seviyelerine, ilgilerine göre mümkün olduğunca eşit demeyelim de adil davranıyorsa yani orada görecek yani çocuklar bunu. Yani bazı şeylerin ismiyle anlatılması çok kolay. Ancak uygulamayla anlatılması çok zor. Bugün mesela ben şu soruyu kendime çok sorarım. Trafikte bir kural ihlali yapanı gördüğümde acaba ben de böyle bir şey yapıyor muyum derim kendi kendime yani. Dememiz gerekiyor. Çünkü hepimiz kural ihlali yapıyoruz. Mesela bugün buraya gelirken kırmızı ışıkta geçeyim efendim işte 3 dakika daha önce geleyim diye kırmızı ışıkta geçip geldim yani. İtiraf edeyim yani. Tamam. Ya bunu yapıyoruz. Kendimize göre de gerekçe de üretiyoruz yani. Sağlam gerekçeler de buluyoruz. Yani. Çünkü insan mazeret ve gerekçe bulmada bayağı kabiliyetli bir varlıktır. Böyle bir işimiz var. Ama
Eğer işte çocuk bunu evinde, okulda, sokakta görürse zaten yarın siyasi hayatta da bunu doğal olarak ister. Yani bunun bir kültür olması lazım. Yani o kültürü biz hem evde vereceğiz hem okulda vereceğiz. Yarın işte toplumda üst bir düzeye geldiği zaman şaşmayacak yani çocuk. Doğru bir şey olmadı zaten ortada. Evet. Başka sorusu, katkısı olan arkadaşlarımız. Hocam şimdi bu ayet-i kerimede adalet, iyilik, yakınlara yardım. Evet. Var 3 tane madde. Orasını söylemedik tabii sadece. Karşısında da hayasızlık, fenalık, azgınlık var. Evet. Onlar birbirinin sebep sonuçları mı acaba, karşılıkları gibi algılamakta bir şey olabilir mi yani? Adaletin olmadığı bir yerde hayasızlık olur gibi anlamak zorlar mı yani böyle bir şey yaklaşık? Yani onlar... Mütekabiliyet var mı yani o madde? Yok, üç arasında yok. Yok değil mi? Tam birebir değil yani. Çünkü üç tane konmuş ya. Tabii. Hatta yasaklanan üç şeyin tanımı konusunda da Türkçe'de problem var. Ve yenhe anil fahşai vel münker vel bağı. Şimdi buna ne diyoruz? Kötülük, fuhşiyat, bilmem ne. Nasıl yapmak lazım? Vatandaş da anlamıyor yani. Hoca bir şey söylüyor ama ne demek istiyor? Ama ötekileri anlıyoruz. Adaleti emreder. Yakınlara vermeyi emreder. İyi davranmayı emreder. Bunları tamam. Biliyoruz. Ama yasakladığı şeylerin açılımı konusunda çok açıklık yok yani. Bir netlik yok. Yani onlar onun zıttı değil. Yani şöyle ayetin olsa... Kendi içerisinde doğru mana verirse zıttı olmaz. Bu. Veya adaletsizlik onu şöyle, mu doğuruyor? Hayır, şöyle diyelim. Allah adaleti emrediyor. Karşısında neyi yasaklaması lazım? Zulmü. Böyle bir şey yok. Allah neyi emrediyor? Yakınlara vermeyi. Cimriliği yasaklar. O da böyle bir şey yok. Efendim iyilik yapmayı, iyi yapmayı emrediyor. Kötülükle. O karşılığı şey var. O onu tutmuyor yani. Anladım. Peki. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hocam ayağınıza, ağzınıza sağlık. Şeref verdiniz. Son söyleyeceğiniz bir şeyler var mı ilave olarak? Vallahi şu Hazreti Ömer'in duasını hayata aktarırsak fena olmaz. Nedir hocam? Şöyle dua edelim. Yani ya Rab, yanıldığımda beni düzeltecek bir topluluğun içinde yaratan Allah'a hamdolsun. Duasından ilhamla şunu söyleyelim. Cenab-ı Allah bizi düzeltecek dostlar ihsan etti. Allah bizi yalnız bırakmasın. Ha. Bence bu çok önemli. Çok önemli. Yani bizi düzeltecek arkadaşlar, dostlar, kardeşler lazım. Kesinlikle. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tekrar sohbetin başına belirttiğim konuları belirtmek istiyorum. Cuma günü Ömer Kayani Bey misafirimiz olacak. Cumartesi günü öğleyin saat 1'de Mehmet Okuyan Bey misafirimiz olacak. Ayrıca dışarıda bir hat sergimiz var, görmek isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.